Antalya'ya doğru ilerleyelim. Şimdi Antalya'da bir hadise var. Balkon bir anda çöküyor çünkü. Yani deprem falan değil yani. Evet. Ve facianın eşiğinden dönülüyor. Tabii kameralara yansıması açısından da önemli. Oo, bayağı çökmüş gördüğünüz üzere. Maalesef. Balkon bir anda çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katının balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Düşen molozlar 1. katın balkonunun da çökmesine neden oldu. Balkonların altındaysa turistlerin yoğun olarak gittiği kafeterya bulunuyordu. O sırada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kafeterya kullanılamaz hale gelirken düşen molozlar ekipler tarafından temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yani bu apartmanın balkonu böyle bir haldeyse binanın kendisi ne halde diye sormak istiyorum. Hiç deprem ve artçı şu bu falan filan heyelan falan olmadan balkon oldu direkt çökmüş. Yani. Bırakmış kendini yani artık tutunamamış eskilikten, yapıdan. Avcılardaydı galiba. Kalasla durdurmuşlardı ya. Evet. Değil mi? Ama hani burada o sırada hani birileri otursa, çay içse vesaire alçağda biri olsa yine Allah korumuş, verilmiş sadaka varmış yani. Mesela o balkon, mesela orada yaşayanlar belli ki yaşayan bir ev, terk edilmiş bir ev değil. Yani o balkonda bir çıtırtı ya da balkona çıktı şöyle bir sallanırsın yani bazı balkonlarda. Hiç. Hani ay, burası ne, ben mesela tedirgin yani olurum. Vay arkadaş ya. O balkon kendini hissettir ya da çok ağır bir yük mü vardı? Çünkü balkonların dairelere oranla tabii ki belli bir taşıma kapasitesi var. Sonuçta altında desteği bulunmayan bir de belli bir bölge. Yani. Kalıp gibi inmiş. Valla işte o nedenle sana bana çok iş düşüyor. Yani şöyle bir şey, bunu devletten şuradan buradan bekleyeceğiz bunu. Yani evlerinizi baktıracaksınız arkadaş. Yani hani baksana balkon lönk diye tabiri caizse tamam, kalıp gibi inmiş aşağı. Balkon ne tutar? Mesela şimdi ben bir mühendis arkadaşıma bunu sormak istiyorum. Yazın lütfen bizi. Ya balkon tutan demirlerse, bu balkonda demir göremiyorsak bu balkon bugüne kadar nasıl durmuş? Diğer balkonlarda aynı tehdit altında mı? Muhtemelen. Hadi bakalım aynı apartmanı yapan müteahhit, mimar, mühendis bunu burasını böyle yapıp binayı daha mı sağlam yaptı? Açıklayın. Merak ediyorum ben. Evet. Bir de aşağıda kafeterya var, o fena bir durum. Can güvenliği hepimiz kadar, kendilerinin çok farkında olmasalar da bizlerin buradan söylemesi gereken bir durumdadır. Ben bu binanın araştırılması, en azından kendi içinde yaşayan insanlar tarafından şöyle bir dönülüp bakılması gerektiğini düşünüyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Geçmiş olsun kardeşlerim. Buyurun. Geçmiş olsun.